yapacağım. Arkadaşlar. Hadi oğlum seni bekliyorum yemeğine. Okula gidiyoruz biz canlarım. Evet. Zaten saatini de götürüyorum okula. Ekmek arası bir şeyler yaptım. Sucuk kızartıp koydum. Ben okula zaten saatini yedi, de götürüyorum. Yarısında giderken yiyor. Bir de okulda kahvaltı saatine kadar çıkmasın diye. Gidiyorum arkadaşlar. Hava çok güzel. Arkadaşlar evet çok güzel hava. Geldikten sonra da ben bir şeyler yerim, kahvaltı yaparım. Arkadaşlar. Üzerimi giyinirim. Ondan sonra güne gideceğim. Cerenlere. Bugün günümüzün başlangıç tarihi, ilk günü. Heyecanlıyım çünkü arkadaşlarımı özledim. Her hafta düzenli bir şekilde toplanmak güzel oluyor. Kışın bu yolda yani şu kaldırımdan yürürken bir rüzgar esiyor arkadaşlar, var anlatamam. Neyse ben şimdi caddeye çıktım. Aslında. Çok güzel şu an şimdi de. Evet. Ben de. Evet. Şimdi çok güzel söyledi. Ben bugün okuyorum, ben bazen saatimi götürüm harmonarda. Hadi yiyor musun ekmeğin, bitti mi? Hadi. Yemek için. Hadi oğlum. Her sabah bir kahvaltı sorunu ya, her sabah. Hadi. Okulda da yapmıyor arkadaşlar, doğru düzgün kahvaltı, o yüzden zorla yedirmeye çalışıyorum. Yoksa zorlamam yani. Şurası benim ehliyet aldığım yer, sarı kız sürücü kursu. Bundan sonra böyle rahat rahat dışarıda da vlog çekmeyi düşünüyorum. Çoğu kişi bakıyor ama artık rahatsız olmayacağım. Ne yapayım, yapacak bir şey yok. Çekmek istiyorum artık. Şimdi kapatayım arkadaşlar. Okula doğru biraz hızlanalım. Canlarım eve geldim şimdi. Aşırı sıcak var gerçekten. Şöyle çantayı bir atayım. Çantasını atalım şunları şu. Çantamı da çıkarayım bir. Terledim. Çok kötü. Şimdi ben güne gittim biliyorsunuz. Güne gittim. Oradayken kargolar gelmiş. Yakup evdeydi Allah'tan. Ne geldi arkadaşlar? Aslında en önemli olan şu an bizim için boyanın gelmesiydi. Çünkü ev boyanacak. Ama hala boya yok ortada. Hepsini aynı siteden söyledik. Gittigidiyor.com'dan söyledik biz. Siparişlerimizi verdik. Ama boya gelmemiş kargoda. Umarım bugün gelir diye düşünüyorum. Yani ya da yarın sabah erkenden falan gelir diye düşünüyorum. Şimdi burada Luxel'in aldım. Söylemiş miydim videoda, bahsettim mi size bilmiyorum arkadaşlar. Luxel'in kristal serisi olarak geçiyor sanırım. Beyaz kristal serisi olarak geçiyor. Davlumbazını aldım. Ocağını aldım. Ve fırınını aldım arkadaşlar. Tam takım almak istedim. Aslında fırınım var. Fırına ihtiyacım. Şu an açamıyoruz tabi paketleri, gösteremiyorum. Servisi çağıracağız arkadaşlar. Randevu alacağım. Randevu sistemiyle gelip onlar kuruyorlarmış. Şu sanırım davlumbaz. Şöyle mi göstersem, ters çevireyim. Şu davlumbaz olsa gerek arkadaşlar. Bu şekilde. Umarım yanlış bir şey gelmemiştir yani. Ucundan bucağından göreyim diyorum da. Şu. Evet doğru gelmiş, beyaz. Bu ocak arkadaşlar. Bu da fırın. Ay çok güzel. Evet. Beyaz seçmiş oldum. Şimdi gördüm. Şu da kapak kısmı burada. Luxel'in arkadaşlar. Luxel'in takımına sipariş ettik. Zaten ben bunu istiyordum. Hatta ben bu üçlü takım arkadaşlar Evkur'dan baktım, beğendim. İnanın. Gerçekten öyle bir fiyat farkı var ki internetle Evkur arasında. Şaka gibi yani. Gerçekten şaka gibi bir fiyat farkı var. Ben yorumlarda büyük ihtimal soracaksınız. Sizler sormadan ben cevaplayayım. Luxel'in beyaz ocağını, davlumbazını ve bunlar bacasız oluyor sanırım. İçinden kömürlü mü ne oluyormuş? Baca sıkıntısı yok. Dokunmatik mi oluyor? Öyle bir şey. Ve fırının arkadaşlar. Üçlü seti 1600 liraya mı? Evet öyle bir fiyata. 1600 olması gerekiyor. O fiyatı aldım arkadaşlar. Evkur'da ve mağazalarda gördüğüm aynı seti aldım. Hiçbir farkı yok. Beyaz, Luxel, kristal serisi olarak geçiyor. İnşallah memnun da kalırım. Araştırdım. Luxel'den çok yani memnun kalıp kullananlar çok fazla. Arçelik falan niye düşünmedin diyeceksiniz. Olursanız da konuşamıyorum şu an.
çok pahalı arkadaşlar. Gerçekten bayağı uçuk onların fiyatları. İnternet üzerinde de çok uçuk fiyatları. O yüzden elektronik aletler bence birazcık da şans işi diye düşünüyorum ben. Gidiyorsunuz bazen en iyi markayı alıyorsunuz ama bozuluyor, iyi çıkmıyor. Bazen bilinmedik bir marka alıyorsunuz ama yıllarca kullanıyorsunuz. İnşallah hayırlısı olsun diyorum. Dediğim gibi servis gelene kadar açmayacağız. Bu şekilde duracak. Burada da Çınar'ın şeyi var. Bunu da açmayı düşünmüyorum. Almış olduğumuz masa sandalye takımı var. Ama bunu açıp bir baksak iyi olur. Evet, bunu bir açıp bakarız. Biraz sonra açalım hatta. Çarşaftan açıyorum. Şu yastık kılıflarını falan yıkamıştım biliyorsunuz. Bunlar yıkandı. Mis gibi kokmuş. Şey yapmayı düşünüyorum. Ben genelde bu şekilde yapıyorum. Tercih ediyorum. Çünkü oraya gittiğimde çok böyle karmaşa istemiyorum. Yeterince karmaşa olacak zaten. Bu yastık kılıflarını güzelce salonun yastıklarını yani klentlerini geçireceğim. Bunları da kendi içeridekilere geçireceğim arkadaşlar. Hazır bir şekilde hurçlayıp götüreceğim. Oraya gittiğimde tekrardan bunları geçirmek için vakit harcamak istemiyorum. Elimde o kadar çok fazla video var ki arkadaşlar artık telefon kaldırmıyor. Ağır geliyor. Şu an rahat 55 dakikalık video var elimde. Hızlandırmayla falan ancak 40 dakikaya düşürebilirim onu ve 40 dakikalık da video atmak istemiyorum sizlere. O yüzden sürekli videoları böle böle atıyorum. Taşınma 1, taşınma 2 diye. Yani mesela aynı gün içerisinde çok fazla iş yapıyorum ama siz bir kısmını bugün izliyorsunuz, bir kısmını ertesi gün atmış olduğum videonun içerisinde izliyorsunuz. O yüzden hani demeyin ki işte aynı video gibi işte bunun devamı gibi yani anlayın canlarım. Hem sizleri sıkmamak açısından hem kendimi bunaltmamak sıkmamak açısından çok fazla video çekiyorum ama atamıyorum, aktaramıyorum size o kadar uzun olduğu için. Şimdi ben hemen yastıklarımı getireceğim. Burada yatak odasına geçirmeyi düşünüyorum. Hemen ondan sonra güzelce çarşafa kurşlayalım hadi. Salonun yastıklarını getirdim arkadaşlar. Bu arada vermiş olduğum halılar hala halı yıkamadan gelmedi. Bugün gelmesi gerekiyordu ama gelmedi. Bakalım ne yapacağım. Gerçi şu an acelesi yok. Cumartesi kadar vakti var. Bu yastıkların bir iki tanesi küçük olması lazım. Teklilerin ama bu ayırmam lazım. Ha şu biri şu küçük olan. Aa düşme yere. Düşme. Süpürüyorum her gün evi. Çıplak da olsa süpürüyorum. İşte böyle çünkü yere düştüğü zaman sıkıntı olmasın diye. Şunlar ikisi küçük. Yapalım mı? Nasıl canlarım? Beğeniyor musunuz taşınma videolarını, toplanma videolarını? Beğenerek izliyor musunuz? Severek izliyor musunuz? Mesela belli başlı önerileriniz varsa, fikirleriniz varsa arkadaşlar sunabilirsiniz bana. Mesela Çağlacığım şunu şöyle değil de böyle yapsan daha iyi olur. Diyebilirsiniz, yorumlara yazabilirsiniz. Biliyorsunuz yorumlarınızın hepsini okuyorum, kalp koyuyorum ve cevaplıyorum. Yani cevaplayamadıklarımda şu ana kadar hepsini cevapladım. Ama belki iyice son günlere taşınma gününde falan cevaplayamayacağım için daha sonrasında ayıracağım. Yine silmem cevaplarım. Hiç olmadı zaten hepsini okur ve kalbini koyarım. Bir şey kalmış. Güzelce. Yastıklarımı şöyle kılıfına koyuyorum. Şöyle ayıralım bunları. Daha sonra güzel bir şekilde hurçlayayım.
Bu sanırım küçük mü olsa gerek. Şu daha büyük.
Ankara'nın Dağınık Salonu'ndan merhabalar. Yine salona geçtik bakalım. Şimdi vitrinlerin içerisini boşaltacağım. İçerisindekiler zaten kullanılmıyor. O tabaklar falan. Yemek takımlı arkadaşlar. Misafirlik onlar. Aslında onların hepsini makinede yıkayıp öyle kolileyip götürmeyi düşünüyordum. Mutfak eşyalarını şu an çünkü yıkıyorum hepsini. Kuruluyorum. Öyle koliliyorum. Ama artık dediğim gibi bayağı bizim işlerimiz sıkışacağı için salon vitrinlerindeki içlerini yıkamayı düşünmüyorum arkadaşlar. Baktım, kontrol ettim. Toz dahi yok. Ama yine de içim rahat olması için şöyle bir bez aldım elime. Şu şekilde bir bezim var arkadaşlar. Almış olduğum tabağı efendim. Evet anneciğim. Almış olduğum tabağı arkadaşlar şöyle güzelce önünü arkasını tozunu alıyorum. O şekilde sarıp koyuyorum. Aslında yıkayarak koymak istiyordum ama gerçekten şu an biz ne oldu anneciğim? Arkadaşlar benim bebek ayı tuvaletim bakın. Evet anneciğim. Şöyle açıyordum, kokum yapıyordum, dedesini yapıyordum. Tamam anne. Evet anneciğim. Kapat odayı. Yani şey sıkıntısı var. Tabakları falan bulaşık makinesine atıyorum, yıkıyorum arkadaşlar. Hem yıkanma süreci beklemek zorunda kalıyorum. Hem onu kurulama süreci, yani suyun iyice akıtmasını beklemek zorunda kalıyorum. Hatta hemen şu an giderim ve çoğu kısmını elimde yıkadım. Görmüş olduğunuz gibi mutfak tabaklarını, bardaklarını şöyle makinede yıkadım. Tabii ki makinede yıkanmış gibi olmaz yani. Daha temiz oluyor ama o eve gittiğimde makinede, bulaşık makinesinde kurulmuş olacak arkadaşlar. En azından şöyle yaparım. Oraya gittiğimde makineye atıp yıkayıp kurulayıp çıkarıp yerleştiririm diye düşünüyorum. Çünkü bunlara şu an inanın zamanım yok ve salon takımında arkadaşlar şey yapıyorum, gazetelemeyeceğim, sarmayacağım. Keşke hatta diğerlerini de gazetelemeyip sarmasaydım. Arkadaşlarım da öyle dediler. Kıyafetlerin arasına sıkıştıra sıkıştıra kolleyebilirsin diyorlar ki ben daha önce bunu böyle yapmıştım, Burhaniye'den buraya taşınırken yapmıştım ve hiçbir şekilde kırılmadı, bir bardağım dahi kırılmadı arkadaşlar. Bunun sebebi de şu, taksiyle getirmiştik biz, yani kamyon, ev taşınacağı zaman kamyona vermedik kırılacak eşyaları, özel olarak kendi şahsi taksimizle getirmiştik arabamızla. Aynı şekilde bunları da öyle götüreceğiz bakalım. Araba ayarlayacağız. Özlem, evet, Murat abiyi çağıracağız sanırım büyük ihtimal, ya da Bayram abinin arabasını alacak Yakup. Öyle bir şey olacak. Arabanın arkasına yükleyeceğiz bunları. Götüreceğiz. Asansörle çıkaracağız arkadaşlar. Oraya koyacağız ve yerleşecek. Hani bir kırılma, üstüne ağır bir şey koyma ve atma düşme gibi bir tehlikesi olmayacağı için son anda vazgeçtim gazetelemekten. Böyle kıyafetlerin arasına sarıyorum arkadaşlar. Oraya gittiğinde zaten kıyafetleri direkt makineye atarım. Aralarına sarıp sarıp tozunu alıp alıp sarıyorum. O şekilde götürüyorum. Daha fazla konuşamayacağım. Gerçekten konuşamayacağım. İş yapmam lazım. Görüşürük. Sen aldırma, sen aldırma. We'll be right back.
Anlayacağınız. Şimdi salonda ne kaldı? Şunları koyacağım. Süs eşyalarını kaldıracağım. Ve aynalığın altını boşaltacağım arkadaşlar. Orayı nasıl boşaltacağım bilmiyorum. Sehpa burada ortada çünkü. Yemek masasını çekmem lazım. Sehpayı kaldırmam lazım. Evet, salonu derleyip toplayıp burada hiçbir iş kalsın istemiyorum. Tabii. Çok uğraştım, çok hırs yaptım. Dedim ki yarım bırakmayacağım. Salonu tamamen bitireceğim dedim. Bu dolapların içleri olsun, vitrinlerin içleri olsun, konsolların içleri olsun. Gerçekten beni çok fazla oyaladı. Bayağı eşya doluydu. O yüzden çok oyalandım. Ama bitti, şükürler olsun. Salon şu an tamamıyla nakliyecilerin taşımasına hazır durumda. Nakliyeciler gelecek. Artık şu camımı sökerler, ne yaparlar bilmiyorum da genelde camı söküyorlarmış. Asansörlü olacak zaten. Böyle rahat rahat eşyaları toparlayabilirler. Şu an dediğim gibi salon tam hazır konumda. Hiçbir şekilde bir şey kalmadı. Sadece bir tablo, iki tane de avize kaldı. Burada da böyle koller var. Koller doluyor sürekli. Evet canlarım. Bugünkü vlogun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ben çay demledim. Oturdum şuraya. Öylece bıraktım şu an. İnanın arkadaşlar çok yoruldum. Bugün beni gerçekten salon mahvetti. Çok yordu beni.
Yapacak bir şey yok. Tatlı yorgunluklar bunlar diyelim artık, yapacak bir şeyimiz yok. Mecburum, elim mecbur, yapıyorum. İnşallah artık bir an önce yeni eve geçmek istiyorum. Eşyalar taşınsın istiyorum. Oraya yerleşmeyi çok fazla kayırmıyorum aslında. Oranın temizliğine de çok fazla kayırmıyorum. Çünkü ne kadar da olsa yeni ev, işte yeni bir eşya düzeni olacak, yeni eve düşeceğim. Yeni mutfak, yeni banyo, yeni odalar. Onun heyecanı inanın daha çok farklı olacağı için orada yapacağım her işi bence çok büyük bir zevkle yapacağımı düşünüyorum. Çok büyük bir heyecanla yapacağımı düşünüyorum. O yüzden bir an önce Allah'ın izniyle bu evin eşyasını derleyip toplayıp bir an önce diğer evin temizliğine başlamak istiyorum. Sayılı günümüz kaldı zaten. Böyle canlarım. Şimdi artık vlogumu sonlandırmak istiyorum. Hepinizi çok ama çok ama çok ama çok seviyorum. Bir dahaki taşınma vlogunda görüşmek üzere.